Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizlere telefonumuzun hafızasında bulunan fotoğraflar, videolar, CD karta yani telefon hafızasına nasıl aktarılır, nasıl taşınır, bu işlem nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Kanalıma abone olan değerli bir izleyicim, Aiko Dut Kasaki kanal isimli izleyicim başka bir videomun altına yorum yaptı. Dedi ki abi telefondaki fotoğraf ve videoları CD karta nasıl aktarılacağını da gösterir misin? Tabii ki gösteririm Aiko Dut Kasaki. Buradan da sana sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Arkadaşlar bunun için bu videoyu yapmaya karar verdim. Ayrıca bu videonun kanalımda olmadığını, diğer izleyicilerimin de bu videodan çok faydalanacağını düşündüğüm için bu videoyu yapmaya karar verdim. Bu videoda arkadaşlar telefonumuzun hafızasında, dahili hafızasında bulunan fotoğraflar, videolar gerçekten telefonumuzda çok yer işgal ediyor. Hafızasını dolduruyor. Bu işlemi yaparak telefonumuzu gerçekten ciddi anlamda rahatlatıyoruz. Eğer hafıza kartınız varsa bu fotoğrafları, videoları siz de rahatlıkla bundan sonra aktarın, taşıyın. Yoksa bir hafıza kartı temin edin, bu işlemi yapın arkadaşlar diyerek videoma devam ediyorum arkadaşlar. Nasıl yapılır sizlere onu gösteriyorum. Öncelikle dosyalarıma giriş yapıyoruz. Dosyalarımda açılan sayfada üst kısımda solda resimler, sağda videolar var. Önce resimlerin nasıl aktarılacağını, daha sonra videoların nasıl aktarılacağını göstereceğim. Öncelikle resimlere basıyorum. Karşıma açılan sayfada üstte dahili depolama, altta CD kart diyor. Ben fotoğraflarımı daha önce hepsini CD karta attım. CD kartta gördüğünüz gibi 209 tane fotoğrafım var. Dahili depolamada 2 tane. Bunu sizin için bıraktım. Bunun nasıl aktarılacağını, taşınacağını şu anda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dahili depolamaya basıyoruz. Karşımıza fotoğraflarımız çıkıyor. Arkadaşlar taşıma işlemi için önce üsttekini fotoğrafı taşıyalım. Parmağımızı isim kısmına ya da fotoğrafa fark etmez basılı tutuyoruz. Basılı tutarak bu fotoğrafı işaretlemiş oluyoruz. Otomatikman işaretleniyor ve sağ üstte 3 nokta var. Görüyorsunuz. Bu 3 noktaya basıyoruz. Karşımıza açılan sayfada taşı kopyala, yeniden adlandır, kısa yol, ayrıntılar kısımları var. İşte burada üst kısımdaki taşı kısmına basarak bu işlemi tamamlayacağız. Ancak şunu belirteyim. Yeniden adlandır yaparsanız sizin avantajınıza, resimleriniz çok fazlaysa bulmakta bazen CD kartta zorlanıyorsunuz. Eğer yeniden adlandırırsanız harf sırasına göre diziliyor. Ona göre bulmanız kolay oluyor. Fotoğrafınıza bir isim verebilirsiniz. Harf sırasından önce de rakamlar oluyor. En başta rakamlar çıkıyor, daha sonra harfler çıkıyor. Bunu da belirtmiş olayım ve fotoğraflarımdan bir tanesine buna yeniden adlandırı yapayım. Sizler de görün arkadaşlar. En başa bir yazıyorum, boşluk bırakıyorum ve yeniden adlandır diyorum. Fotoğrafımız karşımıza yeniden adlandırılarak bir ve fotoğraf ismi karşımıza çıkıyor. İşte tekrar parmağımızı alttaki fotoğrafımıza basılı tutarak sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz ve en üstteki taşıya basıyoruz. Burada dahili depolama CD kart çıkıyor. Zaten biz dahili depolamadan CD karta taşıyoruz. Dahili depolamada bulunuyor. CD karta basıyoruz ve sağ üst köşedeki tamama da basarak bu taşıma işlemini tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer fotoğrafımızı da taşıyayım arkadaşlar. Daha sonra sizlere
Bu CD kartta bunu gösteririm. Geri geliyorum. Burada bir tane kaldı. Gördüğünüz gibi diğerini taşıdık. Bunun üzerine de parmağımızı basılı tutuyoruz ve işaretlemiş oluyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Ben kolay bulmamız açısından harf sırasına göre demiştim. Rakam veriyorum. Rakamlar en başta çıkıyor. Size hemen göstermek için yeniden adlandır yapıyorum. Başına tekrar bir yazıyorum, boşluk bırakıyorum. Yeniden adlandır diyorum. Karşımıza yeniden bir olarak ismiyle birlikte yeniden adlandırılıyor. Tekrar üzerine basılı tutuyorum ve işaretliyorum. Sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyorum. Eğer yeniden adlandırmazsanız arkadaşlar, direkt ben basılı tutup taşıya basarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ben size ek bir bilgi olarak bunu söyledim. Harf sıralaması olduğu için, başta rakamlar olduğu için, CD kartta çıktığı için, telefonlarda hep böyle harf sırasına göre zaten her şeyi biliyorsunuz genelde. Taşıya basıyoruz. Burada da CD kartın üzerine basıyoruz ve sağ üstteki tamama basarak bu işlemi tamamlıyoruz. Geri geliyorum. Gördüğünüz gibi resimlerde hiçbir fotoğrafımız kalmadı arkadaşlar. Geri geliyorum. Ve burada CD kartı görüyorsunuz altta. Oraya basıyorum. Şimdi bu aktardığım iki fotoğrafı size hemen başlarda gördüğünüz gibi bir bir şeklinde iki tane fotoğrafımız. Üsttekini açayım arkadaşlar. Açıyorum ve fotoğraflarımız CD karta böylelikle aktarılmış oluyor. Bu aktarma, fotoğraf aktarma işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Siz de rahatlıkla artık aktarırsınız. Geri geliyorum. Ve video nasıl aktarılır? Video da aynı arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Sadece videolara basıyoruz. Burada karşımıza gördüğünüz gibi en üstte bulunan videomuz üzerinde küçük bir görebiliyorsanız CD kart işareti var. Alttaki 3 videom var. Orada da CD kart yazıyor zaten. İşareti de mevcut. Ortada dahili depolama yazıyor. Orada bir tane videomuz var. Bunu bir örnek olarak burada bıraktım ben. Bunu taşıyacağım şimdi sizlere. Üzerine basılı tutuyoruz. Geri gelelim arkadaşlar. Üzerine basalım. Bastıktan sonra bunu özellikle unutmayalım. Çünkü direkt basılı tuttuğumuzda biraz önce basmıştım direkt. Sağ üstteki 3 noktaya bastığımızda taşı kısmı çıkmıyor. O yüzden öncelikle bu dahili depolamaya basıyoruz ve yani ikinci seferde çıkmış oluyor fotoğrafımız. Karşımıza çıkan, daha doğrusu videomuz. Karşımıza çıkan videomuzun üzerine parmağımızı basılı tutuyoruz. Sağ üstte 3 nokta var. Oraya basıyoruz. Burada en üstte taşıya basarak rahatlıkla taşıyabiliriz. Ama ben tekrar size göstermek açısından ve en üstlerde olması açısından yeniden adlandıra basacağım arkadaşlar. Burada yine en başta bir yazacağım, boşluk bırakacağım. Rakamlar en üstte çıkacak CD kartta demiştim. Altta da harf sıralamasına göre çıkıyor arkadaşlar. Yeniden adlandır diyorum. Ve videom tekrar karşıma çıkıyor. Parmağımı basılı tutuyorum. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tekrar basıyorum arkadaşlar. Karşıma taşı kısmı çıktı. Tekrar taşıya basıyorum. CD karta, alttaki CD karta basarak, İsterseniz fotoğraflarda da dediğim gibi klasör oluştura basarak, bir klasör ismi verirsiniz, oluştura basarsınız. Buraya da taşıyabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Ben şimdi normal aktarmayı göstereyim. Siz de isterseniz klasör oluşturabilirsiniz. Tamam diyoruz sağ üst köşeye. Tamam'a basıyorum. Gördüğünüz gibi taşıma işlemi yapılıyor ve geri geliyorum. Taşıma işlemi tamamlanmış ve dahili depolamada hiçbir videom kalmadı. Dahili hafızam rahatladı arkadaşlar. Siz de bu fotoğrafları daha önce de özellikle belirttiğim gibi fotoğrafları, videoları taşıyın. Dahili hafızanız tertemiz olsun. Telefonunuz rahatlasın.
Buradan geriye geliyorum. Arkadaşlar, resim ve videolar, yani fotoğraflar, videolar nasıl taşınır? Sizlere gösterdim. Hafıza kartına, CD karta nasıl taşınır? Siz de artık rahatlıkla bu işlemi yaparsınız. Bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler de bu şekilde öğrenmiş oldu. Rahatlıkla bu işlemi yaparsınız arkadaşlar. Bu videom umarım sizlere faydalı oldu. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Videomu beğenin arkadaşlar. YouTube'un güzel özellikleri var. Süper teşekkür ve kanalımıza üye olarak katılarak cüzi ücretler karşılığı arkadaşlar bunlar. Ama bizim kanalımızı geliştirmemiz için, güzel faydalı videolar yapmamız için, bizler için önemli. Bunu da değerlendirirseniz memnun oluruz. Diğer faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımız olan Bilgi ve Eğlence Zamanında kalın arkadaşlar.